Ona müziğin altın kızı ya da müziğin uluslararası aşk çığlığı diyorlar. Dünyaca ünlü olmasının da payı olacak ki kendisi ünlüler arasında en çok body shaming'e uğrayan sanatçı olabilir. Kilo problemlerinden bahsederken kariyeri boyunca vücudunun nesnelleştirildiğini ve en acımasız yorumları kadınlardan aldığını söyledi. Güçlü sesi ve duygusal karakteriyle Adele'den bahsediyorum. O arkadaşlarına şarkı söyleyen bir genç kızdan 21. yüzyılın en çok satan kayıt sanatçısına dönüştü. Adele şimdilerde şöhretle olan mücadelesini gerçekleştirdi. Geliştirebilmek için müziğe uzun bir ara verdi. Sahnede söylerken genelde istisnasız ağladığı bir şarkı var onun. Someone Like You. Zorbalamak denince akla ilk gelen ünlülerden biri olduğu için tabii ki sürekli ağladığı gerekçesiyle de ufak tefek linçler yiyordu. Boşanmasının Satürn döngüsüyle bir ilişkisi olduğuna inanıyor ancak boşandığı için büyük utanç duyduğunu da söylüyor. Duygusal olarak biraz inişli çıkışlı olan sanatçının çocukluğu da karmaşık geçmiş. Evet, bunların hepsini daha fazla zaman kaybetmeden anlatmaya geçmek istiyorum ama önce ufak ricamı dile getireceğim. Genç ekibimizle yaptığımız içeriklerin devamı için abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Globe ailesini hep birlikte büyütelim, başlıyorum. Tam adı Adele Laure Blue Atkins. 5 Mayıs 1988'de Londra'da dünyaya geldi. 18 yaşında evinden kovulmuş bir anne ile alkolik bir babanın kızı. Müziğe olan yeteneğini annesi ve babasının ayrılığından sonra yanında yaşamaya başladığı annesi keşfetmişti. Babası ise onun bir alkolik olduğunu öğrenen kızının yüzüne bakamayacak, hatta ileride kazanacağı başarılara ortak olamayacak kadar utanıyordu. Tüm zorluklara rağmen hayata verdiği değeri ve özgüveni kaybetmeyen Adele kendi sesiyle ilk kez okulda tanıştı. Yaşıtları okul gösterilerinde ellerine mikrofon almaktan çekinirken Adele duyduğu andan itibaren kendi sesine hayran kalmıştı. 13 yaşında bugün hala tarzının benzediği söylenen Amy Winehouse'un mezun olduğu okula girmeye hak kazandı. Birçok sanatçının The X Factor, Britain's Got Talent gibi yetenek şovlarında ortaya çıktığı bir çağda Adele bunu başaramadı. Croydon'daki Bridge Sahne Sanatları ve Teknolojisi Okulu'na gitti ve Leona Lewis ve Jessie J ile aynı sınıftaydı. İlk birkaç şarkısını bestelemek için çok çalıştı ve bir arkadaşı demosunu MySpace'e koyduğunda fark edildi. Platformda yayınladığı şarkılarla dikkat çekmeye başlayan Adele kısa bir sürede bir müzik şirketiyle de anlaşma imzalayarak müzik kariyerine resmi olarak başladı. 19 isimli 2008 yapımı albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 2011'de ise 21 albümünü Adele'in müzik camiasındaki ismini tam anlamıyla devleştirmişti. Sonrasında 2015'te 25 albümü piyasaya sürüldü ve Hello şarkısı rekor kırdı. 2021'de ise 30 isimli albümünü izleyicileriyle buluşturdu. Son derece melankolik ve duygusal bir sese sahip olan sanatçı 2008'de 2, 2012'de ise tam 4 Grammy kazandı. Ancak ünlü oldukça eleştiriler de peşi sıra geliyordu. Adele'in sesine diyecek laf yoktu. Peki ya fiziği? Tabii ki o da mükemmel olmalıydı. Ama onun kilosu güzellik standartlarının bir tık altındaydı. Adele bugüne kadar vücuduyla ilgili yapılan en acımasız yorumların yine kadınlardan geldiğini söylüyor. Bu durum onu çok incitmiş. Vücudum tüm kariyerim boyunca nesnelleştirildi. Sadece şimdi değil. Bazı kadınların neden özellikle incindiğini anlıyorum. Görsel olarak birçok kadını temsil ettim. Ama ben hala aynı kişiyim. Vücudum hakkındaki en acımasız konuşmalar diğer kadınlar tarafından yapılıyordu. Bundan çok fena hayal kırıklığına uğradım. Bu benim duygularımı incitti. Adele'in uzun yıllar kendi kabuğuna çekilmesi sürecine hepimiz alıştık. Ama ünlü sanatçının aslında zaman zaman konser vermemesinin, her şeyi çok hızlandırmamasının da bir sebebi var. O da 2011'de geçirdiği ses teli ameliyatı. Ses telinde bir kanama meydana gelince tedavi süresinde kendini asla zorlamaması gerekmişti. Adele 2017 yazında Wembley Stadyumunda vereceği iki konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. Adele'in son albümü 30'un duyurusunu yaparken de üstüne basa basa söylediği Satürn meselesine gelelim. Adele Satürn'ün Güneş'in etrafında tam olarak dönmesi ve doğduğunuz zamanki konumuna gelmesinin 27 ila 32 yıl sürdüğünü açıklıyor. Bu dönem denk geldiğinde de hayatınızı sallayacak bazı gelişmelerin yaşanabileceğini söylüyor. Ona göre boşanmasının Satürn döngüsüyle bir ilgisi var. Sadece evliliğimi sürdürmeye çalışıyordum ve mutlu değildim. İkimiz de yanlış bir şey yapmadık. İkimiz de birbirimize zarar vermedik. Sadece oğlumun beni gerçekten sevdiğini ve sevildiğini görmesini istiyorum. O zamandan beri gerçek mutluluğumu bulma yolculuğum içindeyim diyor. 30 adlı albümünü ise şimdiki duygularını oğlunun anlaması için kaydetti. Yaptığı bir röportajda ise boşandığım için utanıyorum demişti. Katıldığı programda 2018'de eşi Simon Konecki'den ayrıldığı zaman evlilik fikrine saygısızlık ettiği hissine kapıldığını anlattı. Boşanma sonrasında dehşet verici panik ataklar yaşadığını söyleyen Adele, bunun kendisini sıkı bir egzersiz düzeni uygulamaya yönelttiğini ve bu yolla 2 yılda yaklaşık 50 kilo verdiğini söyledi. Adele ve Konecki 19 Ekim 2012'de oğullarını kucaklarına almışlardı. Adele şu an oğlu için yaşadığını söylüyor. Yakın zamandaysa Adele Almanya'da verdiği bir konser sırasında müzik kariyerine ara vermeyi planladığını açıklayarak hayranlarını üzdü. Tabii bu onun müzik kariyerine ara vermek için yaptığı ilk konuşma değil. Depresyona girdiği tüm zamanlarda bu
bu konuşmaları aralıklarla yapıyor. Bu seferki Arar İsa şöyle açıklıyor. Sadece dinlenmeye ihtiyacım var ve son 7 yılımı kendime yeni bir hayat kurmakla geçirdim. Ve bunu hemen şimdi yaşamak istiyorum. Yapmam gereken 10 konser var ama ondan sonra sizi inanılmaz uzun bir süre göremeyeceğim. Ve tüm bu tatilim boyunca sizi kalbimde değerli tutacağım. Tatil boyunca da uzun yıllardır aşk yaşadığı Rich Paul'la beraber olacak. Almanya'nın Münih kentindeki konserinde seyircilerin arasında yer alan "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı gördü ve kayıtsız kalamadı. Elmas yüzüğünü göstererek "Seninle evlenemem çünkü zaten evleniyorum." dedi. Adele, Rich Paul'la ilişkisini 2021'de sosyal medya üzerinden duyurmuş ve El dergisine verdiği röportajda "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım." demişti. Evliliğe sıcak baktığını ve "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Müziği bıraksa da gündemi bırakmıyor ünlü sanat. Geçtiğimiz günlerde Rihanna ile ilgili açıklamaları yine çok konuşuldu. Heteroseksüel olduğunu belirten Adele, "Rihanna'nın güzelliğinden o kadar etkilenmiştim ki onu izlerken lezbiyen olduğumu düşündüm. Eğer Rihanna bana soracak olsaydı onunla kesinlikle bir birliktelik isterdim. Çünkü kalçalarından çok etkileniyorum. Bir süre boyunca arkadaşlarıma da benim lezbiyen olduğumu düşünüp düşünmediklerini sordum." diye konuştu. Psikolojisinin gitgelli olduğundan bahsetmiştim Adele'in. Mevsim değişikliklerinde duygusal bozukluklarla boğuşuyor ve defalarca psikoterapi aldı, hala da alıyor. Onun zaman zaman sosyal fobisi de gün yüzüne çıkabiliyor. Adele'in kırmızı halıdan da kelimenin tam anlamıyla nefret ettiğini biliyor muydunuz? Her kırmızı halı yürüyüşünde karnına ağrılar girecek kadar kasılan müziğin altın kızı bu seremoniden muaf tutulsa onun için daha sağlıklı olabilir. Ama onsuz da kırmızı halı olur mu bilemiyoruz. Haftaya bir başka ünlünün hayatının detaylarını inceleyeceğimiz bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.